Yani. Çok cebili aranız vardır yani, alabilirsiniz bir direkt. Vay be, böyle haberleri böyle izleyeceğim. Az önce bana söyledin ya sen abi. Sen abi. Aslan. Şimdi bu 5 yaşındaki bir çocuğun başına gelmiş olması, aynı zamanda bir 23 Nisan çocukların bir bayrama vesile olması, bu aynı güne denk gelmiş olması bir, bence bir trajedi sayıyorum yani bunu. Aynı zamanda bu çocuk istismarının idamla sonuçlanması, yani meclisin bu konuda idam getirmesi artık bir erzemdir. Yani bir zorunluluk haline olduğunu düşünüyorum. Bunun sonucu idamla gelmiş olsa, yani bir kamuoyunun da bir anlamda rahatlanmasına neden olmuş olacak yani. Halkın bence vicdanı sormuş olacak yani. Çünkü günahsız bir çocuğun ağzı ve dili yok. 5 yaşındaki bir çocuğun bunun başına gelmiş olması bence günahların en büyüğü olarak görüyorum. Şimdi dün öğlen 2 civarlarında olduğunu söylediler. Hatta bu çalışanların öğlen yemeğine çıktığı saatlerde olmuş. Yani bu kadar bilgimiz var. Ne bileyim yani, bir kişi almış, kızı götürmüş. Hatta yanında 5 yaşında bir çocuk da varmış. Ona para vermiş. O istememiş. Diğer kız zaten almış parayı. Çocuk da herhalde koşmuş. Komşulara söylemiş herhalde. İşte orada pislik yapıyorlar diye bağırınca. Onlar da artık o şekil kaçmışlar. Artık görmüşler mi görmemişler de bilmiyorum. Yani bildiklerimiz bu kadar. Bir kişi miydi? Yani biz bir kişi biliyoruz ama kız herhalde annesine 2 kişi demiş. Kız küçük oldu. Onu hastaneye mi götürüldü hemen? Herhalde kendisi kalkmış, annesine gitmiş. Şu an durumu da herhalde kritik. Zaten babası herhalde diyorlar felç olmuş. Annesi zaten 25 günlük doğum yapmış. Durumu da iyi değil. Annesi yeni doğum yapmış. 25 günlük. İki çocuklar bunlar. İki çocuğu birine para vererek kandırıyor. Yani ya 2 ya 3. 3 çocuk. 3 çocuk. Bir tanesi erkek, bunun bir yeğeniymiş. Arkadaşın yeğeniymiş. Sizin yeğeniniz mi? Evet, benim yeğenim. 3 kişi mi oradaydılar? 2 erkek, bir kız çocuğu. Kız 5 yaşında. Erkeklerin biri 5, diğeri 6 yaşında. Para mı vermiş? Üçü burada oyun oynuyor kumda. Şahıs geliyor. Bunlara size para vereceğim diye bunları şu tarafa götürüyor, arka bahçenin binasının oraya. Zaten çocuklar korkudan kaçmak durumunda kalıyor. Kızı da bildiğim kadarıyla görünmeyecek bir şekilde duvarın arkasına götürüyor. Orada hani terbiyesizlik bir şekilde yaptığı için çocuklar da çığlık bağırınca hani komşular falan çıkıyormuş galiba. O da şu tarafa doğru kaçmış. İnsanları idam edin. Ortaya götürün, denize dökün, yakın. Kimse bir de bu acıyı yaşatmasınlar. Onu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Siz tanıyor muydunuz aileyi? Tanımıyorum, ben 7 yabancıyım, burada da oturmuyorum ama içimiz yanıyor. Gerçekten de içimiz yanıyor. Kim olsa olsun. Hiçbir annenin yüreği yakmasınlar bir daha. Onu istiyoruz. Getirin meydana, onu parça parça idam, öyle istiyoruz. Hani bu yarın başkaları çocuğu da öyle yaparlar. Onu idam edin. Hani komşu değil, tanımıyorum, yeni geldim buraya. Böyle misafiri gördüm, öyle insanın ciğeri parçalıyor vallahi. Onu başka bir şey istemiyorum. Şimdi olay burada olmuş. Şu tarafları yan yana koymuşlar. Hiçbir şey yoktur. Giden gelecek oraya gitmişler.
oldu? Ben olaydan bugün haberim oldu. Bugün öğleden sonra ben duydum. Ondan sonra ben ayrıca karakola biz gittik. Karakol bize ne dedi ki? Dedi biz çıkaracağız. Peki. Çocuğun durumu nasıl? O şekilde çocuk yoğun bakımda. Babası da hasta, bu da hastaneden. Zaten ben daha ailesi de daha görmedim. Dünden beri olmuş, ben daha yeni duydum. Duyduğuma göre. Demek ki karakol. Zaten o camları var, o da millet olsaydı görürdü.